Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika güzel Google Trend, YouTube Trend modellerinden gösterişli harika bir model yapacağız. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan gerçekten çok kolay akıllarda kalabilecek harika bir model. Evet, bu güzel modelim arkadaşlar. Alize Bey bir bestin şöyle batik bir ipiyle sizlere göstereceğim. Gerçekten oldukça güzel. İpimiz de oldukça güzel arkadaşlar. Bakın Alize Baby Best'in bir ipi. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir ip. Tabi evinizde hangi ipleriniz varsa sizler o ipleri kullanın. Şöyle 3,5 milim şiş kullanacağım arkadaşlar. Sizler de kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Hep birlikte modelimizi yapmaya geçelim. İnşallah beğenir. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni kurarsınız. Hemen şöyle 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimizi atarak desenimizi kurmaya başlayalım. 1 2. Her iki ilmek bir modelim arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu şekilde 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan ilmekleri atacağız. Arkadaşlar bu kadar kolay. Dilerseniz bu modelde lastik yapabilirsiniz. Dilerseniz lastik yapmayabilirsiniz de. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar. Evet şöyle ben sizlere anlatacak kadar modelimi ilmeklerimi takacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre arkadaşlar ilmeklerinizi atın. Evet şöyle sayalım. 2 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 ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimizi attık. Şimdi desenimizi kuralım arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz lastik yapın, dilerseniz yapmayın arkadaşlar. Lastik istemeyen bir model. Şimdi modelin arka yüzünde olduğum için arkadaşlar şöyle bir sıra düz öreceğim. Ön yüzde modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum. Tüm sıramı düz olarak örüyorum. Bu şekilde tüm sırayı düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Ön yüzde desenimi kuracağım arkadaşlar. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz bebek örgülerinde yetişkin örgülerinde erkek çocuklarda kız çocuklarında e, bir eşlerinize kendinize hediyelik yani tüm e, alanda kullanabileceğiniz güzel bir model şal modellerinde süveter atkı bere tüm örgülerde kullanabilirsiniz. Evet şöyle arka yüzde bir sıra düzümü ördüm şimdi arkadaşlar hemen desenime geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Şöyle arkadaşlar. 1 2 3 ilmeğimiz var bakın. Birin 2 ilmek arasından bakın bu 2 ilmeğin arasından. Sonra bu 2 ilmeğin arasından ilmek alıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Boşluktan bir ilmek aldım uzattım. Sonra diğer 2 ilmeğin arasından hemen şöyle ilmeğimi aldım uzattım. Buradaki 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. Evet modelimizin birinci sırasında yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Sonra diğer iki ilmeğin arasından bakın şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Hemen öne gelen iki ilmeğimizi de ikisini birlikte örüyorum. Evet bakın iki ilmekten üç ilmek elde ettik. İki ilmek boşluğundan. Bakın bir şöyle iki bir de 2 ilmeğimizi örüyoruz. 3. 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Oldukça kolay. Ee, yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği harika bir model. Bakın birinci boşluktan aldım. Sonra 2 ilmek arasından ikinci boşluktan da aldım. İkisini birlikte ördüm. Birinci boşluktan bakın ikinci boşluktan Sonra iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Birinci boşluktan, ikinci boşluktan iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi bakın 3 ilmeğim kaldı. Yine birinci ve ikinci ilmeğin boşluğundan ilmek alıyoruz. 1 2 2 ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. Şimdi kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet modelin birinci sırasında hanımlar bu işlemi yaptık. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Biz birer tane ilmek bakın artışlarımız oldu. Bu ilmek art, arttırdığımız ilmeği şimdi bu sırada eksiltiyoruz arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçerli gruplar halinde. 3, 3, 3, 3 gruplar halinde. Bu üç ilmeğin birincisini kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu üç ilmeğin birincisini düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmeği ters olarak ördüm. Üç ilmeğin birincisini düz örüyorum. İki ilmeği ipi kendimden tarafa alıp ters olarak örüyorum. Üç ilmeğin birincisini düz İpi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Yani arttırmış olduğumuz ilmeği burada kestik. Yine ilmek sayımız eski sayısına geri döndü arkadaşlar. 3 ilmeğin birincisini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği birlikte ters. Bir düz. ip kendimden tarafa 2 ilmeği birlikte ters. Bir düz. ip kendimden tarafta 2 ilmeği birlikte ters. Bir bir düz ip benden tarafta iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum bir düz iki ilmeği birlikte ters örüyorum ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm modelimin ikinci sırasında bakın bu işlemi yaptım modelimiz gerçekten oldukça güzel ve kolay bir model Evet şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Modelin üçüncü sırasında tüm ilmeklerim ters. Evet oldukça kolay. Gösterisi şal yapım süveter hırka atkı bere bebek battaniyesi Bebek takımları, aklınıza ne geliyorsa her şey yapabilirsiniz. Evet, üçüncü sırada da ters örgülerimi yaptım. Şimdi modelin dördüncü sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum ki ön yüzde bir sıra haroşa örgü çıksın. Evet tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar şöyle bir model ben sizlere anlatmış oldum. Gerçekten oldukça güzel ve gösterişli bir model. Model ilerledikçe kendine gösteren harika bir model. Şimdi modelimizin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sırada ne yaptıysam ikinci modeli de aynı şekilde yapıyorum. Dört sırada bir model elde ediyoruz. Şöyle hemen bir hatırlayalım nasıl yapmıştık modelimizin birinci sırasında. Daha sonra siz videoyu başı alaraktan devam edebilirsiniz arkadaşlar kenar ilmeği mermeden aldım. Bakın 2 ilmek arasından 1 ilmek alıyorum. Daha sonra hemen yanındaki ilmeğin arasında, 2 ilmeğin arasından 1 ilmek aldım. Bakın 2 ilmeğim oldu. 2 ilmeği de birlikte örüyorum. 3 ilmeğim oldu. 2 ilmek arasından 1 ilmek aldım. Daha sonra yanındaki 2 ilmeğin arasından 1 ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Evet modelimizi ilk başta birinci sırasında bu şekilde kurduk. Bir e, 4 sırada bir kendini tekrar eden modelimizi bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet siz modelimizin başına dönerekten 4 sırada yaptığımız modeli diğer modellerde uygulayacaksınız. Evet ben biraz ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu. Harika bir model. Oldukça güzel. Dediğim gibi bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika çok gösterişli bir model. Ben batik bir iple yaptım. Böyle e, güzel bir e, görüntü oldu. Dilerseniz tek renkli de yapabilirsiniz bu güzel modeli. Hemen gördüğünüz gibi harika bir model. Bakın şöyle şöyle Gerçekten çok güzel, harika bir nar çiçeği modeli arkadaşlar. Nar çiçeği modeli bu modelimizin ismi. Gerçekten nar çiçeği modeli de çok çok güzel bir model. Şöyle bakın, e, nar çiçeği renginde de şöyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Bakın istilerseniz de böyle tek renkle de çalışabilirsiniz. Gerçekten harika bir model, nar çiçeği modelimiz. Bakın şöyle. İster yakadan başlamalı örgülerde ister e, etek kısmından buradan başlayarak yapabileceğiniz mükemmel bir model. Evet sizlerle bu güzel çalışmayı hazırladık. Batik bir ipli ister batik ip kullanın ister böyle tek renkli ipler kullanın muhteşem olacaktır sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın böyle güzel modellerimizi size bırakıyorum beğendiğinizi düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.